İyi akşamlar sayın seyirciler. TV.net ekranlarında haber analiz programıyla yeniden karşınızdayız. 12 Ekim Pazar günü Türkiye tarihinin en kritik hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimleri yapılacak. Bu seçimler paralel yapının bundan sonra yargıdaki etkinliğinin devamı açısından, devamı ya da devam etmemesi açısından çok büyük önem taşıyor. Bu programda daimi yorumcumuz Abdurrahman Şimşek'le HSYK seçimlerinin perde arkasını özel bilgilerle aktaracağız. Kendisi Abdurrahman Şimşek Ankara'dan özel bilgilerle geldi ve ilk kez bu yayında bu bilgileri açıklayacak. Siz de yayınımız sürerken soru ve yorumlarınızı Twitter'da @tvnethaber ve @unluferhat adlı kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Abdurrahman hoş geldin. Ankara'dan ayağının tozuyla pek çok kulis bilgisiyle HSYK seçimlerinin perde arkasını bize aktarmak üzere. Çok mesele var. Gazeteler bu konuları bir süredir, bu konuyu bir süredir işliyor. Tabii Türkiye gündemi çok yoğun. Bilhassa bölgedeki gelişmeler bağlamında IŞİD'in ilerleyişi Kobani'de ve daha doğrusu mücadelesi diyelim oradaki halkın IŞİD'le sürüyor. Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Tezkere geçti. Ama HSYK seçimleri içeride devletteki bütünlüğün yargı boyutuyla sağlanma açısından çok önemli. Biliyorsun 17 Aralık süreci ve daha evvelinde 7 Şubat süreci Gülenistlerin, devletteki Gülenistlerin yargıdaki hakimiyetiyle, hakimiyeti sayesinde gerçekleşmişti. Bu anlamda hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçimleri çok önemli. Önce bir genel değerlendirme, sonra sendeki özel bilgilerle devam etmiş olalım. HSYK seçimleri teknik olarak nasıl bir seçimdir? Nasıl gerçekleşiyor ve bu seçim neden bu kadar kritik? Bu seçim neden kritik? Çünkü bir HSYK üyesi olduğunuz zaman her şeyi yapabilirsiniz yargıda. Yani istediğiniz çoğunluğu birinci daireden 7 kişiden 4'ü çoğunluğu elde ettiğiniz zaman birinci sınıf istediğiniz hakimi veya herhangi bir hakimi istediğiniz yere atayabilirsiniz. Her dairede 11 üye var. Her dairede 7 üye var. 7 üye. Toplamda 21 üye var. İşte bir de Müsteşar Bey doğal üyesi. Bakan da genelde toplantıya başkanlık yapıyor. Ama genelde birinci daire önemli. Üçüncü daire de önemli. İkinci daire de önemli. Disiplin cezalarına bakıyor. Sicil aflarına bakıyor. Genel sekreterlik önemli. Yani HSYK'yı ele geçirdiğiniz zaman aslında bütün yargıyı dizayn edebilirsiniz. İstediğiniz hakimi istediğiniz yerde idari mahkemeleri, mesela İstanbul İdare, Bölge İdare Mahkemesi'ni dizayn ettiğiniz zaman paralel yapıyla ilgili polisleri görevden aldınız. Ama bu polisler itiraz ettiği zaman şu süreçte 17 Aralık sürecinde itirazını bir günde değerlendirip sonuçlandıran göreve iade ediyorlar. Göreve iadeyi alanlar gördük. Yani göreve iade kararı. Bir günde göreve iade alınması normalde imkansız ama bu süreçte gördük. Hukukçuların değişili hayatın olağan akışına ters olmasına rağmen böyle kararlar kesinlikle verebiliyorlar. Kesinlikle. İstanbul, Ankara, İzmir bölge idare mahkemelerini aldığınız zaman mesela bir bölge idare mahkeme başkanlığı paralel yapıya yakın bir üst düzey bir hakim oraya oturttuğunuz zaman aşağıdaki bölge idare mahkemelerinin bölge demeyeyim. Normal birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü idare mahkemelerine herhangi bir karar aldınız. Ve sonuna kadar aleyhte sizin hakkınızda. Ama yukarıdaki bölge idare dediğimiz en tepedeki hakim eğer aşağıdaki bütün idare mahkemelerin kararını bozabilir. Dolayısıyla yukarıdaki en tepedeki bölge idare mahkemesini paralel yapıya yakın atadığınız zaman, birinci daire atadığı zaman yani vergi mahkemeleri dahil bütün idari işler, devletin itirazlarını, memurların atamalarıyla ilgili her türlü itirazı kontrol edersin. Evet. Zaten paralel yapının da en büyük hedeflerinden biri idare mahkemeleridir. İdare mahkemeleri gündeme az gelir çünkü konuşmak istemezler. 17 Aralık'ta eğer operasyon amacına ulaşmazsa görevden alınacaklarını bildikleri için biz nasıl olsa bu kişileri tekrar göreve iade ederiz dediler ama hükümet de başka bir yasa çıkardı. Evet. Karşılık verdi. Bu şekilde gidiyor. HSYK üyeliği çok önemli. HSYK üyesi mesela aslında HSYK üyeliğinin
herhangi bir milletvekili maaşınız artmıyor. Yani 6 milyardan 15 milyara 20 milyara çıkmıyor. Yani normal hakim savcı iken herhangi Türkiye'nin herhangi bir ilinde HSYK sonrasında HSYK üyeliği söz konusu olunca ekstradan bir maddi avantaj yok mu? Kesinlikle ekstradan bir maddi yok. Lojman ekstradan bir lojman, hani hem İstanbul'dan seçildiniz, İstanbul'daki lojmanım da dursun, Ankara'dan da bir lojman alayım, ekstradan hiçbir şeyiniz yok. Tamamen yani oradaki atama gücü ve sicil peki, attığı yönünden sorayım bu güçleri noktada var. Bir hakim veya savcı tek başına eğer bir başka hiyerarşiyle örgütlenmiş bir yapının üyesi değilse, tek başına bireysel olarak HSYK üyesi olmayı ister mi, neden ister ya da ya, kariyer açısından mı ister, nedir yani bunun ya, şeyi? İster mesela her hakimin, ben şimdi İstanbul Adliyesi, Ankara Adliyesi, birçok adliyede geziyorum. Her hakimin isteği Yargıtay üyeliği, Yargıtay'da bir daire başkanı olmak, Danıştay üyeliği evet. ister. Sayıştay'ı bilmiyorum ama Danıştay ve en çok da Yargıtay üyeliği isterler. Evet. Çünkü şey gibi düşünün, bir subayın bir kurmay albaydır da bir generallik rütbesi gibi aldığı. Mesela Yargıtay üyesi olduğunuz zaman 65 yaşına kadar o görevden sizi kimse alamaz. Yani HSYK bile alamıyor. Öyle bir şeyi var. Kamu alanında kendine etkinliği göre var, evet. etkinliği var. Yargıtay üyesi olduğunuz zaman bütün Türkiye'deki 81 vilayette çözülemeyen yerel mahkemelerdeki bütün dosyalar Ankara'ya geliyor. Sizin mahkemeniz, sizin daireniz de eğer evet. güçlü bir daire, atıyorum 9. daire. 9. daire niye bütün terör örgütlerinin, bakıyor, evet. Hanefi Avcı da dahil bütün Ergenekon gibi örgütlerin orada son kararı verecek dairedir. Cemaat mesela paralel yapı bu daireler 9. daire 10. daire asla kimseye bırakmaz. Dizayn ederken de çaycısına kadar paralel yapıya yakın kişileri oraya yerleştirmiştir. Bunu herkes 10 Eylül 2010'dan sonra böyle oldu. Kesinlikle 10 Eylül'de maalesef böyle oldu. HSYK üyeliği İstanbul'da mesela şu anda Zekeriya Öz açıkça Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. İlgili bakanlara hakaret ediyor. Açık açık Twitter'da. Ama 3. daire işlem yapmıyor mesela. Ama mesela bu şikayetler gidiyor 3. daire. Maalesef Ahmet Hamsici'nin başında olduğu daire 4-0 reddediyor. Ama bir taraftan başka bir olay, sıradan bir vaka gelsin. İşte biz Mehmet Demir'i burada konuk ettik diye bize kaç kere TV.net'e hiçbir... Ya bunun sorgusu suali yapılır mı? Böyle bir hakkı var mı HSYK'nın? Tartışılır. Buna rağmen kaç kere TV.net'e yazı gönderdiler. Neden Mehmet Demir yayını aldınız vesaire gibi. Bize tabii en son ne oldu bilmiyorum ama cevap vermeme şeklinde bir eğilim söz konusuydu. Yani Mehmet Demir konuşurken böyle ama Zekeriya Öz Twitter'da istediği şeyi söylerken hiçbir şekilde 3. daire müdahale etmiyor. Şunu sormak istiyorum sana. Bence belki en önemli noktalardan biri HSYK seçimleriyle ilgili. Kimi yorumlar iyimserdi yakın bir zamana kadar. Bu imser yorumları yapanlar arasında Mehmet Demir gibi savcılar da vardı, başka isimler de. Sanıldığı kadar kötü değil deniyordu ama bir başka tür yorum yapanlara göre de durum çok da iç açıcı değil HSYK seçimleri açısından. Paralel yapı gerek bağımsız adaylar üzerinden gerekse geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinin manşetten yayınladığı liste doğrultusunda düşünürsek doğrudan kendisinin kripto veya doğrudan elemanları üzerinden, yapının üyeleri üzerinden HSYK seçimlerini alacak gibi bir hava var. Sence şu anda ne tür kulis faaliyetleri yapıyorlar? İşte kadın adaylar var. Burada ne tür bir faaliyet dönüyor? Ve seçim şansı açısından bakarsan yani paralel yapıya yakın olanlar ve olmayanlar arasındaki şey ağırlık ne durumda? Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani bu son 12 Ekim pazar günü alınacak seçimlere eğer paralel yapı alabileceğini zannetseydi, kesin olarak şey yapsaydı, bir kere Yargıtay seçimlerini 2 hafta önceye almazdı. Danıştay seçimlerini 1 hafta önceye almazdı. Çünkü paralel yapı Yargıtay'da 160 tane 2010 referandum sürecinden sonra bir günde 160 üyeyi Yargıtay'a seçtiler. Dahil etti, evet.
20 yılını doldurmamış, daha sonra kanun çıktı, 20 yılını doldurmuş kişiler Yargıtay'a seçilebilir. Sırf bu paralel yapıyla mücadele çerçevesinde. Ama daha önce öyle değildi, genç bir sürü isim girdi. Bir sürü isim 65 yaşına kadar epey zaman var onlar şu anda için. Paralel yapı 160 kişi, onlardan 3-4 tanesini biliyorum. Paralel yapıya yakın değil ama onlar da o sonradan yaptığım araştırmada o kişiler de paralel yapının yörüngesine girdiğini net olarak biliyorum. İstanbul Adliyesi'nden bir tane savcı da başka hükümete yakın bir kanal üzerinden Yargıtay'a seçilmişti ama sonradan da o da kendisi de o değirmenin, paralel yapının değirmenin içinde olduğunu bir gecede 160 kişi girdi. Paralel yapı Yargıtay'da 387 üye var biliyorsunuz paralel yapı Yargıtay'da toplam üye 160 kişi girdi. Şimdi paralel yapı diğer sosyal demokratlarla Alevi dediğimiz kesime yakın kişilerle ittifaklar yapmaya denedi ama Aleviler daha çok paralel yapıyla ittifaktan biraz daha kaçtı ama sosyal demokratların bir kısmı yani CHP'ye yakın bir kısım seçim ittifakı da vardı. Seçim burada da ittifakı yaparak Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la anlaşarak seçimleri 2 hafta önce aldılar ve biliyorlardı zaten ki seçimlerde de 3-0 yaptılar, yedekleri dahi kazandılar. Bu neydi? Çünkü büyük bir moral bozukluğu yaratmak amacıyla hesaplanmıştı ki öyle de oldu. İşte bakın biz 3-0 aldık. Danıştay'ı da 2-0 alacağız. Başkanlar Kurulu'nda almışlardı daha önce. Yani. Daha önceden zaten biliyorsunuz 6. ayda bir torba kanununu 1. Başkanlar Divanı paralel yapının elindeydi. Onun yeniden revize edilmesi açısından bir kanun çıkarıldı. Ama maalesef hükümet hazırlıksız yakalandığı için o noktada yine paralel yapı sosyal demokrat belli bir kesimle, Yarsav'ın belli bir kesimiyle ittifak yaparak maalesef orayı da tamamını aldılar. 12'de 0 evet. Yaptılar diyebilirim. Yedekleri dahi, yedeklerden bir kişi paralel yapıya yakın değil, onu da aldılar. Şimdi paralel yapı Yargıtay'da güçlü, onlar da biliyor. Danıştay'a geldiler. Danıştay'da da işte birebir sosyal demokrat, yani yargı platformunun üyesi bir adayı kazandı. Diğer bir de paralel yapı kazandı. Şimdi baktığımız noktada paralel yapı Yargıtay'da 3-0 yaptı. Danıştay'da da bir üye aldı. 4-0 şu anda yaptılar. Evet. Net olarak. Şimdi burada eğer 7 aday çıkarırlarsa 11 üye yapıyor. Zaten HSK'nın paralel yapının emrine yani genel kurulda 21 kişilik yerde eğer 11 kişiyle koltuğu ele geçirirlerse diğer kesimleri de etkileyebilirler. Ağırlıkları evet. Var. Evet. Şimdi şöyle bir adliyelerde şöyle baskılar yapıyorlar. Biz geliyoruz bakın Yargıtay'ı 3-0 yaptık, Danıştay'ı 2-0 yaptık diyor deseler de aslında 1-1 yapıldı. Biz geliyoruz 5-0 yaptık, işte bu idare mahkemelerde de 4-0 yapacağız, cezada da şu kadar yapacağız diye basınç evet. Yapıyorlar. Bir korku adeta böyle korku filmi çevirircesine oda oda geziyorlar. Şu anda ben daha önce A Haber'de de bunu açıkladım ama burada da açıklayayım. Şu anda Adalet Bakanlığı'nda yapılan şeyde ben soruşturdum. Yani kaç tane kişi hakim, savcı, herkes işi gücü bırakmış Ferhat. Kimse çalışmıyor. Araştırdım burada. Ya bu hakimler, savcılar nerede? Çoğu hasta, kimisi raporlu bilmem ne. Hemen ben Adalet Bakanlığı'nda üst düzey bir müsteşarla görüştüm. Nedir bu kaç kişi şey? 1900 kişi izne ayrılmış. Kimisi dala, kimisi kalbi, kimisi böbreği, bilmem ne hastayım, raporluyum bilmem. Seçim öncesi izne. Seçim öncesi. 1900 tane yani 14.000 hakimden neredeyse 2.000 kişisi, %20'si seçimlere girmiş. Seçimlerden hemen halen de o raporlar devam ediyor. Peki seçime katılacaklar mı? Ya seçime katılıyorlar. Zaten adamlar il il geziyorlar. Adam adama yakın marka yani yapıyor. Paralelciler il il, ilçe ilçe gezen şeyler. Tabii paralel ki dosyalara bakmamak için. Yani izinli olanlar paralel yapıya yakın olanlar. Paralel yapıya ve Yarsav'a yakın olanlar diyelim. Yani ittifak ettikleri kişiler diyelim. Seçim kulisi için tura çıkmış. Şimdi vatandaş duruşma bekliyor bilmem ne. Hakim bakıyor, hakim raporlu. Geliyor savcı raporlu. Ya bir sürü kişiyle
adliyelerde görüşüyorum. Ya duruşmam ertelenmiş, hakim raporlu. Hakimin çıkmadığı yere başka hakimler geliyor, görevli. Sonuçta duruşmalara çıkılıyor ama o duruşmalardan da bir şey çıkmaz. Senin çıktığın duruşmaya ben girsem ne anlayacağım? Bakacağım yalandan dinleyip tamam ileride tarihe atacağım. Dolayısıyla vatandaş da yargısal anlamda... Yani adli sistemi aksatacak şekilde bu işe yönelmiş durumda. Kesinlikle var. Doğru söylüyorsun. Yargısal anlamda hizmet alamıyor. Bu 1900 kişiye bakıyorsun adam adama yakın markaj yapıyorlar. Yani bütün adliyelere Kartal Adliyesi'nde, evet. Ankara Adliyesi'nde bütün Türkiye'de geziyorlar. Herkes arabasını bilmem neyini tahsis ediyor. Özel paralar veriliyor, havuz oluşturulmuş kendi aralarında. Yani cemaatin kendi maddi havuzundan mı sağlanıyor? Kesinlikle. Mesela konusu geldi. HSK üyesi bir tetkik hakim var. Adı İdris Berber. Şimdi İdris Berber Adalet.org'da geçen gün bizi dinleyen izleyicilerimiz varsa... Özellikle hakim, savcı ve avukatlar onların özel şifreleri var. Adalet.org'dan bakabilirler. Adalet.org'dan İdris Berber adlı HSK, tetkik hakimi, HSK üyesi. Evet. Onun önceki sanırım bir... Kaçını daire üyesi? hayır, daire üye üyesi. Değil. Tetkik hakimi. HSK'da tetkik hakimi. Ha, bir evet. Tetkik hakimi. Bu tetkik hakimi... Aday mı peki? Aday. Aday. İdris Berber. Aslında bu İdris Berber'in biraz da... Bu arada söz hakkı var, şahit yayınımıza bağlanır. Abi bağlanabilir. Evet. İdris Berber HSK'da daha önceden genel sekreterlikte çalışıyordu. Genel sekreterlik biliyorsun HSK'da genel sekreterlik bir sürü 2-3 kola ayrılır. Kimisi disiplin yönünden, kimisi atamaları alttan hazırlar, getirir genel sekreter. Genel sekreterlikte evet. Genel kurula getirir. İşte hangi hakim nereye atanınca. Bu İdris Berber ne yapıyor? Evet. İdris Berber genel sekreter atamalarla ilgili bilgileri getiriyor genel kurulda. Genel kurulda mesela Ferhat Ünlü nereye geldin? Sen atıyorum İstanbul Adliyesi'ndeyken Bakırköy Başsavcı Vekili oluyorsun. Normal bir şeysin, savcısın. Hemen seni arıyor İdris Berber. Ferhat'cığım seni Başsavcı Vekili yaptık. İlk o sana haber veriyor. Sen de bir savcı olarak Allah Allah İdris Berber beni arıyor. Herhalde destek. Seni de severiz, sayarız Ferhat'cığım. Seni Bakırköy Başsavcı Vekili yapıyor. Oradan bir artı puan alıyor. Ve böyle yıllar içinde devamlı hakimleri, savcılar iyi yere gelen, yani rütbe alan, terfi alan her hakim savcıyı arıyor İdris Berber. Bunu beni dinleyen bütün hakim savcılar zamanında İdris Berber'in aradığı kişiler bilir. Arıyor seni bir yere. Onlar da ister istemez bir minnet borcu hissediyor. Seçimlerde etkili olacak şekilde. Şimdi cemaat, aday olmuş. Evet. Cemaat İdris Berber'e bu görevi verdiği için şimdi İdris Berber göreve geliyor. Ve ne yapıyor? Ferhat'cığım işte nasılsın, iyi misin? Geliyor seni. Seçimlerde adayım diyor. Seçimlerde senin paralel yapıya düşman olduğunu bilse bile sen diyor 11 oy veriyorsun. Onunu onlara ver, birini bana ver diyor. Şimdi sen de bakıyorsun geçmişte bir... O şeyin var, telefon trafiğin evet. Olmuş, seni aramış, seni bilen ister istemez böyle ver. Şimdi İdris Berber'in bu yolla 14 bin hakimden aşağı yukarı 1000 tane böyle oy toplayacağını ben tahmin ediyorum. Cemaat de bunu bildiği için İdris Berber'i oraya görevlendiriyor. Bakın adamları her şeyi hesaplıyor, her şeyi. Yani İdris Berber'i... Yani savcılarla, hakimlerle o anlamda telefon trafiği olmuş... Bir ismi tercih ederek, teşviki mesaisi olmuş bir ismi tercih ederek aday yaparak cemaatin avantajını daha artırıyor. Bitmedi. Peki bu İdris Berber Adalet.org'da şunu yazıyor. Ben 12 bin kilometre yol yaptım. İşte şöyle demokratım, böyle adaletçiyim, böyle bilmem neyim, şuyum buyum derken ben diyor işte eşimin kayınpederinden, eşimin babasından veya kayınpederimden bir daire kaldı bize diyor. Miras yoluyla diyor. O daireyi diyor satma kararı aldım diyor. Tapularını da Adalet Ork'a koymuş. Şu anda bakabilirler eğer kaldırmadıysa. Hakim ve savcıların evet. 60 bin liraya sattım diyor ve 60 bin liralık şeyini koydum. 12 bin kilometre yol yaptım. Şu kadar harcadım, bu kadar yaptım. Ya kardeşim ben de soruyorum. Sen şeye mi geçiyorsun? Milletvekili mi oluyorsun? Belediye başkanı mı? Büyükşehir belediye başkanı mı siyasete oluyorsun? Siyasete girercesine. İstanbul belediye başkanı mı oluyorsun? Hani bir yerden çevrene hani menfaat sağlayıp da oradan götürecek.
Altı üstte HSYK üyeli. Sen şu an atıyorum 7000 lira maaş alıyorsan, HSYK üyesi de olsan yine 7000 lira alacaksın. Yani 7001 lira almıyorsun o görevden dolayı. Araştırdım. Yani HSYK üyesi olunca ekstra para mı o alıyorsun? Yüzden sordum maddi bir şey var mı diye. Evet. Dediğin doğru. Maddi bir şey yok. O zaman bireysel olarak niye ister? Gerçi o kariyer olarak söyledin ama acaba yani bir niye grup... ister? Evet. Niye ister? Çünkü orası çok stratejik bir yer. Öyle bir yerden öyle bir yere bir getirirsin kişiyi şey yaparsın. Mesela atıyorum İstanbul'da Gök Kafes vardı. Bir eskiden Beyoğlu'ndaydı. Bir gecede Şişli'ye aldılar. O iş adamının 2 milyar Kent Parkı'nın Mustafa Sarıgül Kent Parkı'nın eski sahibi. Şimdi bu adamın davası Mustafa nerede? Süzer. Mustafa Süzer. Bu adamın davası eğer nerede görülüyor? Bankanın el koymuş, itiraz etmiş bilmem ne. Yargıtay'da, Danıştay'da davalar var. 2-3 milyar TL'lik işi. Şimdi bu HSYK o daire 3 tane üye atasa, o daire başkanı ve üyelerine, sağlam üyelerine atasa, o işi çözse vicdanla cüzdan meselesine gider. Orada da cüzdandan çıkar. Her şeyi reklama gideceğiz. Bunu sadece olasılıkları ihtimal olarak söylüyorsun. Evet, haber analizde bu akşam Abdurrahman Şimşek'le HSYK seçimlerinin perde arkasını konuşuyoruz. HSYK seçimleriyle ilgili perde arkasında yaşanan gelişmeleri Abdurrahman Şimşek özel bilgilerle bize aktarıyor. En son seçimlerde kimin ne yaptığını, hangi savcının HSYK'da tetkik hakimi olan bir isimden bahsettin, İdris Berber'den, hangi çalışmalara yaptığını söyledin. Bunun dışında böyle paralel yapıya yakın olduğunu düşündüğün ve özel çalışma yürüten isimler var mı? İşte Sabah gazetesinin manşetinde yer alan aralarında Ayşe kadın Neşegül adaylarında bulunduğu Ayşe Neşegül ismi Twitter'da çok dolaştı. Çok dolaştı. Bir takım HSYK bağlamında kulis bilgiler veren troll hesapların çok adını sık andığı bir isimdi. Sonradan da işte Sabah gazetesinin manşetinde gördük. İçeriden kulis bilgilerle desteklenen bir haberdi. Ankara muhabiri yapmıştı. Şimdi böyle özel çaba gerektiren, dedin ki maaş farkı yok ama işte evini arabasını satanlar var. Var mı başka bu anlamda bir? Ya benim duyduğum Ayşe Neşegül de arabasını satmış bu konuyla ilgili. Arabamı sattım. Aslında mesela arabamı sattım, evimi sattım gibi. Seçim yatırımı olarak seçim satıyor. Ya işte insan merak ediyor Ferhat de. Yani bu arabanı niye satarsın kardeşim? Sen şimdi eğer bir hakimsen, yüksek yargı hakimiysen, kendine güveniyorsan, çevrene güveniyorsan aday olursun, seçilirsin, seçilmezsin. Yani yıllar içindeki çevren yani yargı camiasında bir bilinliğin varsa ona göre kendine güvenirsin. Ama bu genç adaylar, İdris Berber, sen bu kadar genç bir aday neye göre? Ben işte ya şöyle demokrasi getireceğim, şunu getireceğim. Sen başbakan mısın, cumhurbaşkanı mısın? Adalet bakanı olsan şöyle bir yorum yapabilir miyiz buradan? Şimdi 12 Eylül referandumunda paralel yapı o dönemde yargı yapısı değiştiği için, HSYK'nın yapısı değiştiği için hükümetle beraber hareket etmişti. O dönemden de kalan ve daha öncesinden de AK Parti'nin seçim stratejileri ve seçim kampanyaları ile ilgili bir gözlem ve birikimleri var. Yani AK Parti'nin de seçim başarısı malum bugüne kadar. AK Parti'nin siyasette meşru yollardan yaptığı şeyi paralel yapı, HSYK, ya taklit mi var burada? Hani HSYK seçimlerini sanki bir siyasi seçime hazırlanırcasına bu şekilde işte para da yatırarak yani ve dolaşarak yani il il, ilçe ilçe hazırlanıyorlar. Bunun görünürde bir şeyi yok ama bu paralel yapı adına işte 17-25 Aralık darbesinde olduğu gibi yeni bir yargı süreci başlatmak adına yapıldığı için tehlike arz ediyor. Bir de yani daha önce Nazif Karaman'ın Sabah'ta yaptığı önemli bir haber vardı. Yargıda da benzer şeyler yaşanıyor mu onu soracağım. Komiser yardımcılığı sınavı için